Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. İnşallah yarım saat ve 40 dakika yapacağız. Ben 45 dakika. Tamam mı? Onun saate baktım. Şimdi Mesnevi Nuri 72'den okuyorum. Şimdi gafletten neşet eden dalalet. Gafletten. Yani gaflet neydi? Gaflet neydi? Diye bilen var mı? Vurdum duymazlık. Vurdum duymazlık. Sen ya sen arkaya geç, kameranın arkasına. Çünkü hıpsın benim gibi. Daha geç arkaya, arkaya, arkaya. Kalk ayağa, kalk. Heh, yer değiştir. Çünkü millet dinlediği için. Heh, gel, öne gel. Öne gel. Öne gelin, 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 gelin. Gel, gel kardeş. Gel, gel. Gelin. Heh, dağınık olmayın, dağınık olmayın. Onun şey kameranın arkasında olduğu için. Gaflet nedir biliyor musun? Bilmemek değil. Bildiği bastırılmış. Mesela herkes namazın farz olduğunu bilir. Ama kılmaz. Gaflette. Bilmez değil. Biliyor, yapmıyor. Peki yapmaya yapmaya ne oluyor? Aleminde yok oluyor. Bu sefer ruhtur, rahatsız oluyor. Yani ruh sıkılıyor. Bir de sağda solda duyduysa Esselatu ve selamu aleyk ve falanca vefat etti. Rahatsız oluyor. Bu sefer ya keşke din olmasaydı ya. Nereden oldu ya? Ya din yani nereden biliyor canım? Bir tanesi bir şey dese öyle mi ya? Kim görmüş? Ha tabii canım kim görmüş ya Allah'a? Allah yoktur diyor. İlk önce gafletle başlıyor sonra dalalete gidiyor. Değil mi bak görüyor musun? Yani arkadaşlar itikat ettiğimize iman etmemiz lazım. Niçin? İtikat ettiğini yaşarsak iman olur. Ne demek istiyorsun? Amele dönüşmeyen amelle feveylül lil musalli. O namaz kılanlara yazıklar olsun. Yanlış, batıl, küfüre taraftar oluyor. Namaz kıldığı halde de hiçbir mana ifade etmiyorsa o amel. Ya hiçbir şey yapmıyorsa. Hiçbir şey yapmıyorsa. Ne olacak yani? Namaz yok. Oruç yok. Yani imanı götürücü sebepler o kadar oluyor ki haberimiz yok. Küfre işmam eden. Adam mesela bugün arıyor. Ya dedi ben onu kastetmedim. De, boşsun lan demiş. İlla ağzından bunu duymak istiyorsan tamam boşsun. Ben dedi boşamak için demedim dedi. Sinirlendim madem öyle yapmışsın. Abdullah nedir bu? Boştur abi bitmiştir. Çünkü şakası da ciddidir ciddisi de ciddidir. Bak görüyor musun? Ne zaman dedim bir ay önce? Bir ay önceden beri beraberler. Ya. Bu eylem yapan. Ya alem yapan nerede? Alemde olan nedir? Şey mi zannediliyor? Ölüm, bayılmak mı zannediliyor? Ahiret. Bir şey mi zannediliyor? Hiç mi endişe etmiyor insan? Hiç mi gece burnunuz tıkandığı zaman veya korkunç rüya gördüğünüz zaman kalkıp fırladığınız olmuyor mu? Korkmuyor musunuz? Hiç mi korkmuyor insan? Hiç mi düşünmez mi diyor insan? Tamam da yani hiç mi düşünmez? Bu Çanakkale'de ne kadar insanlar var? Ne oldu ya? İşte gaflette neşet eden dalalet pek garip ve aciptir. Mukareneti illiyetle kalbedir. Bu ne demek? İki şey arasında bir mukarenet olursa yani daima beraber vücuda gelirse birisinin ötekisine illet gösterilmesi dalaletinin şeyinidir. Mesela elma nereden geliyor? Ağacın dalından geliyor. Elmayı dalda göre göre ki görüyor ama orada zannediyor. Yani sebeple netice beraber. Elmanın sebebi ağaçtır. Ağacın sebebi topraktır. Toprağın sebebi yok. Arkadaşlar sebeple netice beraber olduğu için
neticeyi sebep yaptı zannediyoruz. Buna başka ne örnek verilebilir? Kim düşünüyor? Mesela sebeple netice beraber. Devamlı beraber olunca o sebep onu yaptı anlaşılıyor. Mesela devamlı biz topraktan ağacın çıktığını görürüz. Deriz ki toprak çıkarttı bunu. Bir kere öyle olmadığını en basit şey şu. Ağaçta hayat var mı? Toprakta hayat var mı? Yok. E hayatsız anaya çıkar mı? Ama topraktan çıktı diyoruz. Şey olur mu abi, mesela trafik kazası öyle mi? Evet Allah'ın. Allah. O biraz böyle itikat, biraz ilmi olacak da yuhi ve yumiti bilecek. Bu gözümüzün önünde olması lazım böyle. Değil mi? Gözümüzün önünde olması lazım. Mesela bakın, yediğimiz içtiğimiz şeyler kör mü? Kör. Kuru fasulye kör mü? Ekmek kör. Canlı mı cansız? Cansız. Ama yediğimiz şeylerle göz oluyor. Şimdi yani körden, kör malzemelerle göz olur mu? Nasıl olacak? Şu belediyenin arabası var ya, çöpleri birleştiriyor. Sıkıştırıyor. 10 tane ama kör. Sıkıştıralım, sıkıştıralım. Göz olur mu? Nasıl olacak? Yani kör olası işte sebep, ama onun üzerine gösterilen sanat sebeple alakası yok. Mesela yediğimiz içtiğimiz cansız, şuursuz, kör, sağır, merhamet yok, gadabı yok, öfkesi yok, siniri yok, imanı yok, küfrü yok. Ama yediğimiz içtiğimizde görüyoruz, işitiyoruz. Yani hissediyoruz. Ne dedin? Canım sıkıldı. Çok iste. Yok istemiyor. E çok istediğin halde reddedebiliyorsun. Maddenin fonksiyonu mudur? Mesela şöyle düşün. Köpek çok açtır. Çok aç. Kemiği gördü. Dese ki köpekciğim. Köpek. Buyur. Bak çok ihtiyacım var, şu kemiği terk et 10 dakika. 10 dakika sonra but gelecek. Ne olur bunu terk et. Köpek terk eder mi? Niçin etmez? Köpek olduğu için. Köpek olduğu için terk edemez. Terk edemediği için köpektir. Biz ne kadar kendimize zarar olan şeyi terk edersek o kadar insanız. Terk ettiğimiz kadar. Mesela bir misal söyleyeyim. İnsan düşünen ve şuur eden, ne yaptığını atfeden insandır değil mi? Mahluktur. İçki içerse akıldan istifa etmiş oluyor mu, etmiyor mu? Ediyor. Akıl dışı olursa ne yapar? Her şey yapar. İnsanın büyük özelliği akıl değil miydi? Akıl devre dışı. E nasıl insan çık? İnsana benzediği için. Peki. Canavar parçalıyor. Eve adam dağılmış. 5-10 kişi tat 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 öldürüyor. Ya nasıl insan bu? Köpek veya hayvan çok muhtaç olduğu şeyi terk edemez. İnsan çok muhtaç olduğu şeyi inancıyla, düşüncesiyle, geleceği ve başka hikmetlerden dolayı çok muhtaç olduğu halde terk edebiliyor. O terk edebildiği kadar insan oluyor. Mahlukattan ayrılıyor. Şimdi burada diyor ki, sebeple sonuç. Mesela benim meydana gelmemde bir damla su veya yaşamama sebep toprak ya topraktan çıkan gıdalar. Topraktan çıkan gıdalar. Peki benim duygularıma nasıl sebep olacak ki o? Benim duygularıma nasıl sebep olacak? Ya merhamet, yediğim içtiğim şeylerden midir? Şefkat yok mu sizde? Öfke var, duygusallık yok mu? Vefa yok mu? Vefa. İyiliği unutmamak. Değil mi? Unutmamak. Dostunun kıymetini bilmek. Bu maddenin fonksiyonu mudur?
Yediğimiz yani gıdalardan mı kaynaklanıyor vefa? 60 kilo eğer öyleyse 60 kilolu insanlar hep aynı şeyi düşünmesi lazım. Aynı şeyi sevmesi lazım. Aynı şeyi konuşmalar lazım. Aynı şeyi yapmalar lazım. Çünkü maddenin fonksiyonu ya. Yani şu. Su her yerde sudur. Pekmez her yerde pekmezdir. Güneş her yerde güneştir. Hepimiz 60 kilo olsak aynı şeyi mi düşünürdük? Hepimiz suyuz ama aynı şeyi yapmıyoruz. Demek ki bizi aldatan gençler elma dalda takılı gördüğümüz için elma ağaç verdi zannediyoruz. Peki Allah verdiği nasıl olacak? Allah şimdi gökten mi versin? Dala takmasın nasıl versin? Oo bir baktın ki elma ayı. Elma ayı var ya ay. Sis ayı oluyor Mart ayı sis ayı. Yukarıdan aşağı gökten elma yağıyor. Bu daha iyi olacaktı. Domates ayında gökten domatesler yağıyor. Ulan bir de karpuz ayı olsa. Kabak ayı daha kötü abi. Ya. Altını ezilirsin. Ya nasıl yani dala takma takınca mı Allah'ın şeriki oluyor? Gökten çıksa. O zaman da Allah verecekti. Gökten gelen suyu da Allah'a vermiyoruz. Gökten gelen güneşi de Allah'a vermiyoruz. Gökte uçan kuşu da Allah'a vermiyoruz. Değil. Yani sebep sonuç. Sebep sonuçla beraber olunca oysa sebebi de Allah yeniden yaratıyor. Selam. Elmanın sebebi dünyanın dönmesidir. Başka? Dünyanın eğikliğidir. Başka? Buhardır. Başka? Isıdır. Yani elma yapılması için nem derecesi o da yeniden yaratılıyor kıştan sonra ilkbaharda. Yani sebep de sonuçla beraber yaratılıyor. Ağaç meyve sebeptir ama ağaç da yapılıyor. Bitişik gördüğümüz için o onu yaptı zannediyoruz. Peki gözlük görür mü? Şu gözlük. Kim görüyor? Ha, göz de gözlük gibidir. Ruh seyrediyor. Çünkü gözü meydana getiren hidrojen doktor aramızda madde, kör maddeler değil midir? Kör abi. Doktordur. Kör maddelerdir. Kör maddelerde meydana gelen hidrojen mesela, yani gözü meydana getiren su var orada. Peki, kör maddelerde meydana gelen göz nasıl görüyor? Bu da öyle. Ama bak, ben gözlüğü görmüyorum. Sizi görüyor. Buraya taktığım için. Anladık mı? Ha, gözlüğü ben görmüyorum. Gözlük de görüyorum. Göz de görüyor. Kim görüyor? Ruh görüyor. Çünkü gözlük neyse göz de öyledir. Çünkü gözlük de kördür. Göz de kördür. Bu kalitesiz kördür. Bu kaliteli kördür. Göz ruhun gözlüğüdür yani abi. Göz ruhun gözlüğüdür evet. Güzel. Göz ruhun gözlüğüdür. Ama kör olası hep gözle baktığımız için bakmayı göz alıyor. Peki gözümüzü kapatayım. Hayal etmiyor muyuz hayal? Bak memlekete gideyim bak. Şu anda görüyor musun memleketin? Görüyorsun. Yalan mı? Hayır tabi. Gözle mi görüyorsun? Yok. Neyle görüyorsun? Hayal. O da bir göz. Duyuyorum. He? Dur bir dakika. Araba geçiyor. Neyle gördüm? Sesle. O kitap ya. Sert, yumuşak. Su. Ulan bal. Neyle görüyorum? Dokunmayla. Kokuyla. Köpek neyle görür? Hay yavrum, hay yavrum. Köpeğe avcı şey yapar ya. Görmediğime inanmam. Diyor mu köpek? Avcı. Böyle bir tavşan yok. Görmediğime inanmam. Niye inanmıyorsun? Görmüyorum ki. Köpek neyle görür? Kokuyla. Kokuyla. Koku bir göz değil mi? Peki. Anneniz dese ki gençler. Yemeğin tadına bir baksana ya. O ne ya tuzludur ekşidir. Gözle anlar mısın? Neyle görürsünüz? Dille. Dil bir gözdür değil mi bak? Ha, dil göz, kulak göz, akıl da bir göz, kalp de bir göz. Eşyanın, maddenin içerisini neyle görürüz?
Akıl gözüyle. İnsanı hangi gözle severiz? Kalp gözüyle. Ya Allah'a da ruhla. Eşyayı akılla. İnsanları kalple, Allah'ı ruhla görürüz. Ve severiz. Evet. Halbuki devamlı mukarenet illiyete delil olamaz. Yani aldatmasının sebebi devamlı beraberler de ondan. Her zaman elmayı ağaçla görürüz. Peki onu kaldırsa, yani ağaçta vermese, dediğim gibi neyle verecek sana? Bir de arkadaşlar, kainata baktığımız zaman %100 Allah'a iman edecek gibi yapmamış. Bu sefer cebir olur. Zulüm olur. Adam herkes iman etmek zorunda kalır. Ebu Cehil demiş ki ya Muhammed, senin dediğin gibi Allah ve ahiret varsa, kibar biz diyoruz, daha bana gelme, bana tebliğ etti diyeceğim diyor. Niye Ebu Cehil demiş? Cahillerin babası ya, Ömer Elişan, hatta bu Ömer değil. O kadar mucize görmüş, o kadar mucize görmüş ki hala odun. Niye? İman etmesi için çok delil gördü. Ama iman etmeyi niyet etmediği için hiçbirisi delil olmadı. Hiçbirisi delil olmadı. O zaman mucize bile şeyde... Hiçbir, yani, tabii canım, hiçbir mana ifade etmiyor. Yani mucize gördü, şey kesin iman eder... İmtihan şartlarını zorlar diye öyle bir durum yok. Ha, öyle bir şey yok. Mucize görüp sihir diyen oldu, küfür eden oldu. Hem de 5'te 4'ü. Ama görmeden duydu iman eden var. Sima, hiç konuşmadan simasına bakıp iman eden var. Peki iman o zaman nedir biliyor musun? Delil görme ile görmeme ile pek alakası yok. O ikinci derecedir. İmana niyetin varsa küçük bir işaret delil olur. İmana niyetin yoksa delil işaret olur. İman, niyet ya. Niyetin yoksa beni sevmeye 10 tane sebep bulursun. Varsa niyetin beni sevmeye 100 tane sebep bulursun. O zaman ben seni sevmiyorum diyenleriniz var ya, adam karar verdiği için. Yoksa sen de suç olduğun ikinci derecededir. Çünkü o kadar sevdiğimiz var ki sevgililerimiz, bir sürü de kusuru var. Neye gözükmüyor? Çünkü muhabbet kusuru görmez. Peki kusuru niye görüyoruz? Muhabbet olmadığı için. Tamam mı Yaşar'ım? Muhabbet ne görmezmiş abi? Muhabbet gözü kusuru görmez. Peki A eşittir B ise B eşittir A ya. Muhabbet kusuru görmese, kusur görüyorsa muhabbeti yoktur. Mesela düşünün. Sevmediğiniz kişinin her şeyi batar size. Sevdiğiniz sevgilinizin köyündeki horoz bile meleğin namaza kaldırma sesi olarak anlar. Eşeğin sesi de bülbül sesi zanneder. Bir gün balığa gittik böyle de 15 sene önce, 15-20 sene önce Rize'de, ki orada nöbet tutarken balığa gittim, biraz balık şeyimiz vardı merak. Tabii serpme gece atılır derelere. Dereler de köylerin arasından akar. Sabaha karşı, yani 10-11'de işte ders bitti gittik. İşte sabah 3-4 saat atıyorsun serpme. Gece atılır serpme derede. Gündüz olmaz. Sabaha karşı köylerden, onu hiç unutmuyorum ömrümde. Sabaha karşı bir köyden, ülerden horoz sesi geldi. Vay be dedim. Mehmet dedim. Ulan sabah oldu dedim ya. Dedim ya horoz sesi geliyor. Dedi ki nereden geliyor? Buradan sen de duydun. O horoz sesi değildi ki dedi. Lan nasıl horoz sesi değildi, biraz önce bağırıyordu işte. O dedi melektir dedi. O köy ahalisi de melektir. Melek namaza kaldırıyor. Ulan nasıl melek dedim ben de durdum. Benim sevgilimin olduğu köyde her şey melektir. Muhabbet gördün mü adam? Orada da eşek de varsa oldu melek. Tabii. Bülbül olmuş tabii eşek. Bülbül.
Ne anlattım gençler biliyor musunuz? Birbirinizi sevmiyorsanız sebepten değil, sevmemek karar verdiğiniz için. O zaman ne yapalım? Sevmeye sebebimizi artıralım ama ilk önce niyet edelim. Ben bunu seveceğim ya. Ne yaparsan yap, sevemedin mi? Ne sebep getirsen getir, sevemiyorsun. Onu da şöyle diyorlar, elektrik alamadı. Çünkü bizi çekemediler, halat koptu. Niye elektrik alamadı? Çünkü kablo telden düşmüş. Keban barajından ceylan gelmiyor. Sigortalar herhalde ondan. Ya Rabbi, Allah'ım. İnsan ne ama böyle bakınca da o kadar hoşuma geliyor ki insan. Bir şeyin sani o şeyin içinde olursa aralarında tam bir münasebet lazımdır. Mesela buzun ustası buzun içinde olmaması lazım. Çünkü dişini kim idare edecek? Şöyle diyeyim. Hadi arkadaşlar az kaldı. 10 dakika sonra kapatıyorum dükkanı. Elmanın ustası elma ağacının içinde kabul etti. Elma ağacının dışındaki sistem güneşi, havayı, nemi, dünyanın eğikliğini ve dünyanın dönmesini, toprağı, suyu kim idare edecek? Eğer elmanın ustası elmanın içindeyse. Oldu mu şimdi bak bir daha. Elmayı yapan dalda kim yaptı? Elma ağacının içinde ustası. Eğer sani sanatın içinde o ise elmanın ustası elma ağacının içinde. Peki içinde ise elma ağacının dışındaki güneşi, havayı, toprağı kim idare edecek? O olmadı. Peki elmanın ustası dışında olursa elmanın içini kim idare edecek? O zaman nerede olması lazım? Hem içinde olacak hem dışında olacak. Hem başlatmadan olacak hem başlatmadan önce olacak. Yani bunu elmaya yaptık. Şimdi dünyanın ustası hem içindedir hem dışındadır. Kainatın ustası kainatın içindedir ve dışındadır. Aynı şey büyüttüm bak. Elmanın ustası ağacın içindedir olmadı. Dışındadır da olmadı. Hem içindedir hem dışında tamam. Ağaçtan ilerleyelim. Dünyanın ustası hem içindedir hem dışındadır. Kainatın ustası hem içindedir hem dışındadır. Dışında yani. Hem içinde. Dışında değil, içinde de değil. Bir şeyin sani o şeyin içinde olursa aralarında tam bir münasebet lazım. Eğer ağacın ustası ağacın içinde olursa o da ağaçtır. O da ağaçtır. Dışında ise nereye koyacaksın onun ustasını? Demek ki elmanın ustası elma cinsinden olmamalı. Masayı yapan, şu masayı, masaya benzemez. Masadan da öncedir. Bir daha bu masayı yapan, masayı bunu ben yaptım. Ben buna benziyor muyum? Hayır. Ben yaptım diye buna benzemediğim gibi Allah da kainatı yapmış, kainata benzemez. O zaman bunun özellikleriyle soru bana sorulamaz. Mesela tahta böyle duruyor, Hasan da nasıl duruyor? Tahtanın bir ömrü var, Hasan'ın ömrü var mı? Benim başka cins ömrüm var. Bir daha bu masayı yapan masaya benzemediği gibi masayı yaptığından dolayı masadan öncedir. Öyle mi? Bunu ben yaptığıma göre masadan önce olmam lazım. Bu var olduktan sonra ben olur muyum? Demek ki bunu ben yapmışsam masadan önceyim. Masa benden sonradır. Bu kainatı da yapan Allah kainata benzemez ve kainattan öncedir. Eşine benzemez. O işte ondan. Bir daha masayı yapan masa cinsinden olmadığı gibi masadan öncedir. Kainatı da yapan kainattan öncedir ve kainata benzemez. Ve masnuatın adedince sanilerin çoğalması lazım gelir. Bu ise muhaldir. Öyle ise sani masnu içinde olamaz. Mesela matbaa ile teksil edilen bir kitap yine bir adamın kalemiyle yazılıyor. O kitabın nakışları, harfleri kendisinden sümbüllenmez. Mesela kaç tane harf var abi Cece'de? Şimdi beraber olalım tamam mı? 13 yaşından
Herhalde aranızda en yaşlı benim. Var mı ne yaşlı olan? 54-55. 55 var mı? Yok. Heh, 54'üm. 13'ten aşağı olan var mı? Yok. Şimdi bak beraber. Kaç tane harf var bir de söyleyin. 29. Arkadaşlar A harfinden 1 milyon harf yapar mısın? 100 bin. Veya 1000 tane. 1000 tane. A harfinden 1000 tane yaptın mı? Yaptın. Hayalin çalışıyor ki dersi yanılacak. B'den 1000 tane yapar mısın B harfinden? Yaptın mı? C'den 1000. Kaçta? Hepsinden 1000 tane yapsak kaç bin harf oldu? 29 bin. Arkadaşlar, kardeşler, torbaya koyar mısınız? Büyük torbaya. Koydun mu abi? Büyük koydu. Ne kadar harf var içinde? 29 bin. Oradan küçük bir delelim. Deldik mi abi? Kaldırdık. Şimdi onlar sırayla açsın ve bu kitabı manayı ifade eden kitap yazılsın. Yazılma ihtimal nedir? Mesela diren, bu öteki sayfanın devamı. Cilvelendiren, diren bu tarafta. Diren, tecelliyat esmayı, kendi de o cilvelerle hisseder olduğu halde gibi. O torbadan dersek, harfler öyle akıyor ki, sırayla akıyor ve hiç eksik olmadan bu kitap oluyor, yazılıyor. Cansız kitap ya. Ne kadar ihtimal inanırsınız? Hiç. Peki bir insanda kaç hücre var? Hepiniz mektep okuyorsunuz. 140 trilyon. Evet. Bu kadar. 120 ile 140 trilyon diye deniliyor. İddiada. 100 de 100 trilyon. Hepsi de canlıdır değil mi? Cansız olsun. Bu kitapta 100 trilyon harf var mıdır? Yoktur kardeş. Cansız buna 50 bin harf olsa, 1 milyon. Yok ya, 50 trilyon harf olsa. 50 trilyon harfiyle meydana gelen şu kitap 29 milyon harf bulunan torbayı delip tek tek harfin düşüp de ne zaman nasıl yazılacağını, virgülünü, paragrafını, baş harfi. Tamam. Diye şekilde inip bu kitap yazılmazsa buradan aşağıya yediğimiz fasulye, kabak, domates, su harflerdir. Kalsiyum, magnezyum, uranyum, kükür, demir. 106 tane element. O harflerle Hasan yazılır. Annemizin ağzından geçen karpuz. Kuru fasulye, ekmek, aslında onlar nedir? Haftır. Magnezyumdur, kükürtür, demir. Hop, karnında Hasan'ı yazıldı. Hasan mı harika bu kitap mı? Hasan harika. Peki, bu kitap torbayı delerek harflerle aşağıda bir kitap yazılmıyor da, annemin torbası olan karnına yediği harflerle Hasan nasıl yazılır? Katip lazım değil mi? Kesin. Lazım değil mi arkadaşlar? Lazım. Ya. Peki bir de bu kitabın canlı olsa. O ne haber lan Hasan? Nasılsın kardeşim? Çoktan beri beni açmadın lan. Küstüm ya. Bir haftadan beri yüzümü açmadın lan. Olur mu ya falan? Konuşsak dertlerse canlı. Her bir harf tak 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 konuşuyor. Cilve yapıyor konuşuyor. Şakalar yapıyor. Gülüyor. Küsüyor. Canlı olsa. İnsanı 140-160 trilyon şey var, hücre var, hepsi canlı. Bağırsak hücresi ayrı konuşuyor benimle, saçımın hücresi ayrı konuşuyor benimle. Hepsi farklı farklı. Ne annenin torbasına inen gıda harfleriyle yazılmış. Bu ihtimal nasıl verir? Bu maddi organ ha! Arkadaşlar, şefkat, haya, edep, vefa, canım sıkıldı, psikolojim bozuldu. Bugün havam iyi. Bunlar zaten harf olmaz. He Mustafa? Harf olur mu onlar? Hadi bunu harfle yazdın. Duygularını nasıl harfle yazacaksın? Hangi harfle yazdım? Merhametim nasıl oldu biliyor musunuz? Su içtim de oldu. Ya. Canavarlar da içiyor. Onlar niye canavar? Ya. Nereye bakarsan bak. Allah kesin var ha.
Ben kendi kendime odamdan konuşuyorum biliyor musun? Allah kesin var ha. Bazen böyle sokağa çıktığım zaman ahiret kesin var ha. Diye diye çoğunlukla şey yapıyorum. Ahiret var ha. Ahiret var ya. Bana öyle geliyor ki Allah kesin var. Osman var değil mi abi? Tabii abi. Var tabii. Var. Niye? Çünkü mecbur kalıyoruz demeye. Var olması lazım. Yoksa kainatın torbasına Allah element harflerini doldurdu. Ondan sonra bir yerde deldi. Ben de Rize memleketine bu harflerle harfler aynı yere yığıldı. Bunun gibi dağılmadı. Yıldı. Başka bir harf torbası. Bu ABC çeliğiydi. Bu Elif, B, T, S, Cim. O da maneviyat kitabımı yazdı. Maddi organlarımı A, B, C, Ç, D, E ile yazdı. Manevi yapımı da Elif, B, T, S ile o karşınıza çıktı. Düşünen, üreten, seven, nefret eden, anlayan, anlamayan, aptal veya gerizekalı veya merhameti, şefkatli, zeki, akıllı. Böyle bir şeyler olur mu ya bu? Harflerin bir araya gelmesiyle. Ya yumurta olur mu yumurta? Yumurtayı biliyorsunuz değil mi? Tavuk solucan yer, yumurta atar. Kırpıntı yer, yumurta atar. Gübreyi karıştırır, yumurta atar. Böcek yer, yumurta atar. Sen şimdi gözlük fabrikasına pamuk versen gözlük atar. Tavuk fabrikasına ne atarsan at, yumurta atıyor. Şimdi sen gömlek fabrikasına demir maddesi korsan pamuk olur. Ya? Zırh olur. He? Zırh olur. Zırh olur ya. Aferin gömlek olur. Yani tavuğu düşünebiliyor musun? Solucan yer yumurta atar. Kırpıntı yer yumurta atar. Ot yer yumurta atar. Gübreyi karıştırır yumurta atar. Serer bir fabrika. Dumanı yok, bacası yok, lokafti yok. İşçisi yok, mühendisi yok. Yani bir yumurta için mühendislik gerekmiyor mu? Kimyagerlik gerekmiyor mu? Eczacılık gerekmiyor mu? Lokantacılık gerekmiyor mu? Beni bilmek gerekmiyor mu? İçindeki sarı ve beyazı iki ayrı renk körün işi olabilir mi? Renk atmak körün. Siz hiç oto kaportasına boya atın. Arabaların kaportasını, araba boyu alan var ya. Veya fotoğrafçıların. Hiç ama sopayla işe gideni gördünüz mü? Nereye gidiyorsun kardeşim sopayla? Abi şu yolu geçir de söylerim sana. Nereye? Oto kaporta dükkanına gidiyorum. Araban mı var? Hayır abi ben orada ustayım. Ne yapıyorsun lan? Boya atıyorum arabada. Sen böyle bir adama arabayı teslim eder misin? Çünkü renk bilmeyen, renkten hoşlanan insanların gözüne göre renk atabilir mi? Tavuk yumurtanın içini nasıl boyayacak? Sarı yapacak, beyaz yapacak. Hepsi de tanımlayacak. Ne? Kabuğunu ayrı yapacak. Sarıyı ayrı yapacak. Kendi neslini de oraya yükleyecek sarıya. Ya bana geliyor ki böyle toparlarsam vallahi tavuktan yumurta yapmak bu şey ilim istiyor gibi geliyor bana. İlimde cehalette olmaz. Çünkü yumurta bir sefadı. Tavuk ya bizden daha akıllıdır. Son cümle. Süt yapabiliyor muyuz? Yok. Et yapabiliyor muyuz? Yavru yapabiliyor muyuz? Sığır yok. Sığırın karnında yavru oluyor. Ama biz yapamıyoruz. Deri yapamıyoruz. Süt yapamıyoruz. Eğer herkes yaptığı sanata göre hürmet görüyorsa sığır evde oturacak. Biz ahıra. Herkes sanatına göre otursun. Allah diyorsan evde sen otur, sığır aşağıda. Eğer sığır yaptı diyorsan sen ahıra, sığır evde olması lazım. Vahırda vahım. Elhamdülillah Rabbil Alemin. El Fatiha.